Kısa bir mola programına herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz HDP Grup Başkan Vekili Sayın Ayhan Bilgen. Efendim hoş geldiniz. Programa katıldığınız için teşekkür ederiz. Sayın Ayhan Bilgen, sizi etkileyen, sizi derinden etkileyen ve acılarınızı tazeleyen türküleri ve şarkıları öğrenmek istiyoruz. Yani doğrusu hani türküler arasında seçim yapmak çok kolay bir şey değil. Ben yani hani sanki bir toplumun, bir halkın tarihinin çocukları gibi görüyorum türküleri. Yani ne yöre olarak bir ayrım yapmayı, ne tema olarak bir ayrım yapmayı çok doğru bulmuyorum. Ama hani özel isim hani saymaya gelince doğrusu yani bir Pir Sultan'ın deyişlerinin hani çok kıyas kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Yani yine aynı şekilde Nesimi'nin yani sözleri, yorum kime ait olursa olsun yani derinlik itibariyle, verdiği mesaj itibariyle yani son derece hikmet dolu, hangi düşüncede, hangi dünya görüşünde olursanız olun yani insanı motive eden, sorgulatan, düşündüren bir mesaj içerdiğini düşünüyorum. Daha hani güncele geldiğimizde de galiba Mahzuni'yi anmak hani hepimiz açısından önemli. Bunun dışında yani daha aslında toplumsal hafızayı canlandıran türküler benim açımdan da son derece hani değerli geliyor. Mesela Yemen türkülerinin bütün formatları benim açımdan hani dinlenilmeye değer. Bütün modlarıyla yani ifade ettiği anlam, belki taşıdığı mesaj, bugün için yeniden ele alınmaya değer şeyler. Yani bunun gibi özellikle de yani Balkanlarda, Kafkasya'da, tıpkı Orta Doğu gibi yani toplumsal göçler, ayrılık, elbette ki bireysel olarak da gurbetin hani türkülerde çok ciddi bir ağırlığı var ama toplumsal ayrılıklar, kopuşlar, zorunlu yerinden edilmelerden kaynaklı yani dramlar türkülere taşındığında, yansıdığında çok kalıcı izler bırakıyor ki özellikle Anadolu coğrafyası yani geçtiğimiz yüzyıldan ve bir önceki yüzyıldan çok yoğun göç almış bir coğrafya. Dolayısıyla yani Anadolu'da yaşayan Trakyalı içinde, işte Batı Trakya'dan göç etmiş olanlar açısından da, işte Kafkaslardan gelmiş olanlar açısından da, Orta Doğu'dan göç etmiş olanlar açısından da adeta Anadolu'ya hem bir acı dram taşıma, onun türkülerini taşıma, hem de tam tersine bir umut taşıma niteliği taşıyor. Bir de galiba özel olarak hani Türkçeleşmiş, Türkçe'ye geçtiği için orijinalini Türkçe sandığımız ama aslında yani büyük kısmı Ermenilere, Rumlara ait olan türküler. Yani bu da galiba hani altı çizilmesi gereken bir anlam ifade ediyor. Çünkü yani öyle bir kültürel haksızlığa imza atmışız ki orijinalinin onlara ait olduğunu bile itiraf etmiyoruz, kabullenmiyoruz ya da işte üstünü örtmeye kalkıyoruz. Peki zamanımızda şöyle bir deyim vardır halk arasında. Zamanın pişisonu olarak Aşık Mahzuni Şerif'i değerlendirir. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Aşık Mahzuni Şerif'ten en çok sevdiğiniz türkü, şiir hangisi? Yani aslında tabii yani Mahzuni'ninkiler arasında da çok hani ayrım yapmayı sevmiyorum ama galiba hani Yiğit Muhtaç Olmuş Kuru Soğan'a yani doğrusu bana en hani bugünü de ifade eden türkülerden birisi gibi geliyor. Şimdi tabii bir Karslı olarak hani Karslı aşıkları ve onlarla ilgili bir şeyleri başkasıyla karşılaştırmak, kıyaslamak yanlış anlaşılmaya sebebiyet versin istemiyorum şüphesiz. Yani Reyhani'nin de başka birçok ismin o bölgede çok taşıdıkları, korudukları, kurtardıkları diyeyim yani türküler var. Yerelde sadece bilinen. Yani benim kendi köyüm de aslında 1800'lü yıllarda yaşamış büyük bir halk ozanının, aşık tüccarinin köyü. Onun da işte kimi dernek yöneticilerimiz işte türkülerini derlediler, topluyorlar, bastılar. Ama yani şunu ifade etmekle yetineyim. Yani Mahzuni galiba hani o yüzyılların imbiğinden süzüleni bugüne taşımak konusunda herkesin etkilendiği, herkesin buluştuğu isimlerden birisi. Yani ben hani siyasi çizgi olarak
çok farklı yerde kendini tarif eden insanların da hani Mahsun'un belki bazı parçaları ile ilgili daha sahiplenme ve dolayısıyla belki mesafeli durma duygusu söz konusu olabilir ama büyük kısmı ile ilgili büyük bir ortaklaşma olabileceğini düşünüyorum. Yani ben türküleri bu anlamda yani tabii özel olarak Mahsun üzerinden bunu söylemek önemli. Belki Neşet Ertaş üzerinden söylenebilecek boyutlar var. Daha özel hayatlarla ilgili belki toplumsal sorunlardan çok hani ön plana çıktığı için söylüyorum ama yani sonuçta bu isimlerin aslında toplumda siyasetin yapamadığı rolü oynadığını düşünüyorum. Yani bir kültür üzerinden, kültürel değerler üzerinden acıları paylaşma, mutlulukları paylaşma ve böylece bir ortaklaşma, bir ortak tarihten ortak gelecek kurma iddiası. Peki Mahsuni ve Halk Türk Halk Müziği'ne değindik Sayın Bilgen. Buna bakarak sizde de bağlama çalma, şiir yazma gibi böyle bir hevesiniz, isteğiniz oldu mu? Ben hayat damarlarından biri kopuk birisiyim galiba. Sanatla ilgili ne yazık ki çok yetenek konusunda zayıf olduğumu bir kere ifade etmeliyim. Yani küçükken babamda da bizim bütün ailemizde de bir yani saz çalmak konusu bir özenti olduğu için en azından çok küçük yaşlarda babam saz aldı ama kursa da gitmiş olmama rağmen ne yazık ki çalmayı öğrenemedim ama kardeşim bana alınan sazla yani çalmayı öğrendi, çalıyor. Yani söylemese de çalıyor. Ama yani burada tabii ki yani belki bir müzik yeteneği ve hani o işe odaklanma ilgili bir şey. Ben sadece dinlemeyi sevenlerdenim. Eşlik etmeyi sevenlerdenim ama yani bir enstrüman kullanma konusunda ne yazık ki yani sıfıra yakın bir yeteneğe sahibim. Estağfurullah. Sayın Bilgen peki müzik harici bir konuya daha değinelim. Sinemayla ilgili konuşmak istiyorum. En son sinemaya ne zaman gittiniz ve hangi oyuncu ve hangi yönetmeni daha çok seversiniz ve sizi etkiler? Yani tabii benim yetiştiğim kuşak açısından hani galiba Yılmaz Güney yani ismi özel anılması lazım. Yani sinemanın benim hayatımdaki yeri yakın tarih için ne yazık ki çok iç açıcı değil. Yani çok uzun süredir sinemaya gitme imkanını, fırsatını bulamadım. Ama yani çocukluğumda sinemanın çok özel bir yeri var. İlkokuldayken çok yakın bir arkadaşımın babasının sineması vardı. O zaman açık hava sinemaları çok yaygındı ve biz de o arkadaşımla birlikte ilkokulda at arabasının üzerinde o zaman yani bu film afişleri iki ayaklı olarak işte at arabasının üzerine konuluyordu. Bir de hoparlörle, megafonla sokakları dolaşıp o gün akşam hangi filmin olduğunu anons ediyorduk. Karşılığında da ücretsiz filmi seyrediyorduk. Bazen gazoz ve çekirdek gibi promosyonları da oluyordu işin. Yani dolayısıyla biraz konuşmaya, anonsa yani sonra radyoculuğa dönüşen işleri orada yapmaya başladım ama yani tabii o dönem en çok hani etkileyen yani şüphesiz Yılmaz Güney yani Türk sinemasında en önde Yeşilçam açısından ama sonrasında Tarık Akan ve başka isimler yani Şener Şen'i belki anmak lazım özel olarak. Yani ben doğrusu komedi seyretmeyi de hani seviyorum çünkü toplumsal sorunların ifadesinde yani hiciv, mizah bence hem büyük bir güç hem de kaçınılmaz bir yöntem. Baskının arttığı toplumlarda galiba yani kendinizi ifade etmenin en kestirme, en insani, en doğal yollarından birisi. Dolayısıyla yani belki Kemal Sunal'ı da bu açıdan özel olarak anmak lazım. Önemli bir isim. Yani biraz belki hani okuduklarımla onun hani sinemaya yansımaları üzerinden bir şey söyleyebilirim. Yani dünya klasiklerinin sinemaya çevrilmiş olanları yani benim için çok son derece hani etkili oldu. Mesela Victor Hugo'nun Sefilleri hani bu anlamda hani kitabını okusanız da filmini seyretmekten zevk aldığınız, filmini seyretseniz de kitabını bir daha okuma konusunda hiçbir şey duymayacağınız, hani rahatsızlık duymayacağınız isimler. Bir de yani özel olarak belki böyle yönetmen, oyuncu falan söyleyecek bir hafızaya çok sahip değilim ama yani Holokost'la ilgili filmler, yani Yahudilere yönelik işte 2. Dünya Savaşı'nda kamplarda yaşatılanlar ve onun insan hayatındaki işte aile hayatında, özel hayattaki yansımalarıyla ilgili filmler yani son derece güçlü, hani etkili özellikle psikoloji konusunda son derece başarılı filmler diye düşünüyorum.
Peki sinema konusunda sizi etkileyen, böyle aklınıza kalan ya da şu perdesi çok hoşuma gitmişti, beni derinden etkilemişti dediğiniz perde örnek almış olsak, yani örneğin Yılmaz Güney'in hangi perdesi ya da hangi sahnesi sizi daha çok derinden etkiledi? Valla Yılmaz Güney de böyle hani neredeyse filmlerin tamamı hani denilebilecek bir pozisyonda, ama ben isterseniz Yılmaz Güney'inkinin dışında başka iki şey hani söyleyeyim, iki farklı örnek söyleyeyim. Yani bir İran sinemasının özellikle Kürtleri anlatan filmleri yani bence çok etkili, çok güçlü, güncel hani sahneler, senaryolar taşıyor. Yani Kürt sorununun sinemaya taşınması konusunda ne yazık ki yani Türkiye Kürtlerinin de tabii ki imkanlarla ilgili bir şey çok son derece kısıtlı, sınırlı yani bir şeyleri var, repertuarları var hani diyeyim. Tabii ki imkansızlıklarla ilgili bir şey. Çok yeni kısa film denemeleri, genç yönetmenlerin girişimleri şüphesiz çok değerli, desteklenmeye değer, ama yani Irak'ın da bu konuda çok, Irak Kürtlerinin de geride kaldığını hani ifade etmeliyiz. Oysa belki imkanlar itibariyle çok büyük imkanlar kullanılabilirdi. Bu en azından son 5-10 yıl için söylüyorum, ama galiba bu işin değerini, kıymetini yeterince içselleştirmemiş bir siyasi elit yani konuyu çok önemsememiş. Ama yani İran muhaliflerinin, İranlı muhaliflerin sinemaya taşıdıkları Kürtlerle ilgili olan, tabii ki başka topluluklarla ilgili de İran'ın sinema şeyi oldukça güçlü, ama bu dört parça içerisinde hani bir örnek vermek açısından söylüyorum. Yani İran Kürtlerinin sinemaya taşıdıkları, beyaz perdeye taşıdıkları her sahne bence son derece etkileyici, güçlü. Çünkü şeyi hissediyorsunuz orada. Yani evet bir dört parça var, ama aslında dört parça birbirinin aynısı, birbirinin çok benzeri ve hani orada belki o bölünmüşlüğü, haritaların, sınırların bölemediğini ya da ayıramadığını daha net biçimde hissedebiliyorsunuz. Peki çok yönlü olduğunuzu biliyoruz Sayın Ayhan Bey. Sporla ilgili ilginiz ya da çocukluğunuzda oynar mıydınız? Veya da hangi takımı tutuyordunuz diyeyim? Yani ben böyle 6'lı 7'li yaşlarda hani Trabzonspor taraftarı olarak taraftarlığın ne olduğunu hani hissetmeye başladım. Yani çok kısa bir Fenerbahçelilik dönemimiz var, ama yani sonra uzun süre, aslında biraz ilginç bir şey ama o yaşlarda daha çok yabancı futbolcu transfer etmediği için ve biraz da Anadolu takımı olduğu için, yani o zaman işte İstanbul takımları ile Anadolu takımları arasındaki yani bir şey, rekabet ya da farklılık, bahsettiğim tabii 77-78 falan o yıllar yani başka bir anlam ifade ediyordu. Dolayısıyla o dönemlerden kalma bir yani Trabzonsporluluk var, ama yani özel olarak da belki hani son dönem için hani şunu söylemek lazım. Sonuçta statlarda sosyal mesajlar vermeyi başaranlar, yani ırkçılığa karşı, ayrımcılığa karşı, işte nefrete karşı, barış, demokrasi, duyarlılığı, insani duyarlılığı ön plana çıkaran taraftarlar, dolayısıyla belki daha hani takımlar üstü bir bakış açısına ihtiyaç hissettim doğrusu. Yani çarşı taraftarı beni etkiliyor, izliyorum. Hani sadece maçlarını değil, ama aynı zamanda işte maçlarda açtıkları pankartları ya da işte Fenerbahçe'de sol açık, başka kulüplerde yine benzer gruplar. Yani iki yakın akrabam İzmir'de statta çalıştığı için de küçük yaşlarda böyle futbol hem Karşıyaka'nın hem Altay'ın maçlarını uzun süre izleme imkanı buldum. Futbol oynamayı seviyorum aslında seyretmekten çok. Her ne kadar şimdi oynamaya fırsat bulamasak da yani çocukluktan beri futbol oynamaya karşı, yani bulduğum her fırsatta oynamaya karşı bir özel ilgim var. Bunun dışında Uzak Doğu sporlarıyla yani uğraştım. Uzak Doğu sporlarıyla çalıştığım, yönettiğim spor kulüpleri dolayısıyla uğraştım. Yani Uzak Doğu sporlarını da şu açıdan önemsiyorum. Yani bir felsefesi var, güçlü bir felsefesi var, derin bir felsefesi var ve hani bir saldırganlık ve şiddet yerine aslında bir otokontrol ve kendini koruma psikolojisi, felsefesi, yani sadece bir fizik yani şeyi değil, enstrümanı gibi değil, ama aynı zamanda hani bir ruh eğitimi açısından bana önemli, saygın geliyor. Yani bu kadarını söylemekle yetineyim. Peki Ayhan Bilgen, iki tane kitabınız yayınlanmış. Ya Aldanmış Yazıt ya da Toplumsal Felaket. Bununla ilgili bir açıklama yapabilir misiniz? Yani kitabınızın içeriğini. Yani, diğeri de Gereği Düşünüldü. Açık mektup. İkisi de
Yani tabii çok uzun bir cezaevi şeyim yok ama 8 aylık işte geçen yıl yaşadığımız tutukluluk sürecinde cezaevinde daha yoğun bir okuma fırsatı yani bulduk ve tabii düşünme fırsatı, bir muhasebe yapma, değerlendirme fırsatı, zihnimizde birikenleri kaleme dökme fırsatı bulduk. O dönemde ikisinde yani cezaevinde kaleme aldım. Dışarıda birisi cezaevindeyken basıldı birincisi. Daha çok içeriği neden yargılandığımız ve nerede durduğumuz, nasıl yaklaştığımız o sürece dair gereği düşünüldü. Bununla ilgili küçük bir uzun bir mektup diyeyim. Yani kitap çok iddialı bir söz. İkincisi de yine içeride yazdığım yani işte milliyetçiliğe, dinin siyasette kullanımına, işte eşitlik, özgürlük kavramlarına bakışı içeren biraz yani siyasi tartışmaların o döneme 2017 Türkiye'sine iz düşümünden hareketle işte referandum döneminde örneğin biz cezaevindeydik. O dönemdeki tartışmalara, günlük siyasi söylemlere dair nereden bakmalı, nasıl durmalı, nasıl tartışmalı ve siyaset nasıl bir rol oynamalı? Buna dair aslında değerlendirmeler. Yani aslında bir ciddi şey var. Hani iddia var. Belki kitabın hacmi o iddiayı kaldıracak ölçekte değil ama yani Türkiye'de sorunların çözümsüzlüğündeki siyasetin payına odaklanmış bir çalışma ve siyasetin ya adanmışlık üzerine kurulması gerektiği ya da bu rolü oynayamadığı takdirde bir toplumsal felaket yaşayacağımız, toplumsal çözülme, toplumsal çürüme yaşayacağımız ve bu çürümede de siyasetin rolü, payı ne olduğu üzerine bir çalışma. Ben yani sadece iktidar eleştirisi üzerine bir siyaset tartışmasını eksik buluyorum. Elbette çok önemli iktidar çözümlemesi, iktidarı anlamak. Dolayısıyla kitapta bir yarısında iktidar çözümlemesi var. İktidarın dini kullanması, milliyetçiliği kullanması gibi şeyler. Ama bir yarısında da muhalefetin eşitlik ve özgürlük gibi temel değerleri, barış, demokrasi gibi değerleri neden toplumsallaştıramadığına, neden güçlü bir siyasi karar sürecine taşıyamadığına dair bir öz eleştiri ve değerlendirme var. Yani ben siyasette hani en kritik noktanın şu olduğunu düşünüyorum. Elbette iktidarlar, iktidar olmanın da doğası olarak baskıcıdır, çıkarcıdır, pragmatiktir vesaire bir sürü şey sayabiliriz. İktidarın karakterine dair bugünün ya da genel olarak iktidarların ama muhalefetin karakteriyle ilgili tartışmaya odaklanmamız lazım. Muhalefet gerçekten iddia ettiği gibi toplumsal iddialarla ne kadar siyaset yapabiliyor, toplumda güven elde edebiliyor, ne kadar fedakarlık ve adanmışlık üzerine bir siyaset kurgusu ortaya koyabiliyor. Buna odaklanmanın daha önemli olduğu kanaatindeyim. Önümüzdeki dönem açısından da yani bu bakış açısının belirleyici olacağını düşünüyorum. Muhalefet cephesinde, cenahında siyaset yapanlar gerçekten bir adanmışlık ruh haliyle, feda olma ruh haliyle mi siyaset yapıyorlar? Yoksa kendi kişisel kariyer, çıkar, psikolojik tatmin neyse bu duygularla mı siyaset yapıyorlar? Şimdi ikincisi iktidar siyasetinin karakteridir. Muhalefet siyasetinin karakteri daha toplumsal olmak zorundadır. Dolayısıyla toplumsallık aynı zamanda bir ahlakilik beraberinde getirir. Aksi takdirde iktidarcılık da basit çıkarlar üzerinden siyaset yapmayı beraberinde getirir. O yol ayrımında hani muhalefetin nerede durduğu benim açımdan önemli. Peki yeni bir kitap bizi bekliyor mu Sayın Bilgen? Yok, ben kitap yazmaktan korkan birisiyim aslında. Yani neredeyse 15'li yaşlarından itibaren yani dergilerde yazı yazıyorum, gazetelerde köşe yazısı yazıyorum ama yani bu 30 yıl boyunca yani cezaevine girdiğim tarih itibariyle düşündüğümde 30 yıl boyunca kitap yazmaya hep mesafeli durdum. Çünkü kitabı sanki eskimemesi gereken bir şey gibi görüyorum ben. Yani gazetede yazı yazdığınızda fıkradır, o günün analizidir, eskiyebilir. Siz kendiniz onu tekzip edebilirsiniz. Gerçeklerle yüzleştiğinizde ya bir yıl önce böyle yazdım ama şimdi bu boyutunu görmemiştim, bu boyutu gözden kaçırmışım diyebilirsiniz. Kendinizi yenilersiniz, değiştirirsiniz. Ama kitap bana sanki eskimemesi gereken bir şey gibi geldiği için biraz belki fazla kutsiyet atfediyorum. Yani güncelliğini koruma, iddiasının tutarlılığı, doğruluğu konusunda zamanın onu boşa çıkartmaması, yaşananların, tanıklıkların onu anlamsızlaştırmaması konusunda biraz fazla değer atfediyorum galiba. Onun için kitap altına imza atmaya karşı hep mesafeli durdum. Yani onları da hani böyle kitap diye çok iddiayla değil ama format, şekil itibariyle iki kapak arasındaki yazılar toplamı gibi gördüm. Yani o ağır iddiaya rağmen hani böyle bir şey yapmam gerektiğini düşündüm. Dolayısıyla bundan sonrasında kısa bir dönemde yani
yani bu yoğunlukta çok mümkün gözükmüyor. Belki yani ileride yani bu yoğun koşturmacanın durduğu, azaldığı bir dönemde yine üzerime düşen memnuniyetle yapmak isterim ama o zaman sahiden kitap gibi kitap yani daha işte demin söylediğim anlamda hani hem yeni bir söz söylemek hem de eskimeyecek bir söz söylemek. Bu ikisini birlikte ne kadar başarmak mümkün bilmiyorum ama bu en azından buna talip bir çalışmaya tabii ki katkı sunmak isterim. Peki Ayhan, bu arada yaptığım çok kitap var. Yani hani bunları tek tek yani saymak istemem ama insan hakları alanında ya da işte İslam, sol gibi tartışma alanında birçok kitaba hani editörlük yaptım ya da işte kitabın içerisinde makalelerim yayınlandı. Onları hani bir bütün olarak sahiplenmeyi tabii şey görürüm. Yani şık görmem, sadece katkı sunduğum çalışmalardı. Peki, çok yönlü bir Ayhan Bilgen'le karşı karşıyayız. Yani peki Ayhan Bilgen evde tek başına kaldığı zaman ya da tek yaşadığı zaman yemek yapmayı sever mi? En güzel yaptığınız yemek ya da en sevdiğiniz yemek hangisidir? Şimdi tabii yapmakla yemek bence ayrı ayrı ele alınması gereken konular. Ben yatılı okul öğrencisiyim. Onun için yemek ayrımı hani yapma lüksüm, hakkım hiç olmadı. Yani neredeyse yani 10'lu yaşlardan itibaren, tam 1980'den itibaren yatılı okulda büyüdüm. Ortaokulu, liseyi yatılı okulda okudum. Üniversite yıllarında biraz yurt, biraz yani öğrenci evi hayatım oldu. Dolayısıyla yemek konusunda ayrımcılığa kesin karşıyım. Yani yemek pişirme konusunda da başının çaresine bakmayı önemserim. Yani bulduğunuzu karıştırdığınızda iyi bir yemek çıkacağına inananlardanım. Dolayısıyla eldeki malzemeniz neyse hani onunla yani bir biçimde karnı doyurabilecek, yani böyle çok damak tadı konusunda iddialı birisi değilim. Biraz galiba hani geleneksel mi diye tarif etmek lazım bilmiyorum ama yani mesela yolculuklarda kuru fasulye pilav yemeği tercih ederim. Yani çok yolculuk yaptığım için, biraz da yolu, yolculuğu falan hayatımın parçası gibi gördüğüm için bunu söylüyorum. Yani ama iyi pişirilmiş, hani tırnak içerisinde söylüyorum, paylaşılan her şey bence sofrada değerlidir, kıymetlidir. Yani çok özel bir şey hani söylemek, belki hani onu bir yemek olarak tarif etmek de ne kadar doğru bilmiyorum ama yani bir de hani aşure konusunda özel bir zaafım olduğunu itiraf etmeliyim. Yani her formatı, sıcak, soğuk, tatlı ya da farklı, içinde ne olduğuna bakmaksızın yani her dönemde, her yerde, her bölgede doğrusu aşurenin bir özel anlamı var benim açımdan. Peki, programımıza katıldığınız için teşekkür ederim Sayın Bilgen. Bu haftaki konuğumuz HDP Grup Başkan Vekili Sayın Ayhan Bilgen'di. Diğer bir hafta farklı bir konukla buluşmak üzere. Hoşça kalın.